tanıyabilir miyiz? İsmim Yasin Dikmen, Kocaeli'de oturuyorum. Kocaeli'nin Melli'den, Has, Görünceli, Gökalan Mahallesi'nden. Bize incirin faydaları hakkında bilgi verir misiniz? Bağırsakları çalıştırıyor. Pandemi süreci incir satışını etkiledi mi? Evet, etkiledi. Geçen seneye göre fiyatlar arasında ne gibi farklar var? Bu sene incir çabuk bitiyor. Onun için fiyatlar düşük. Bir anda geçen sene 30 gün falan sürecekti. Sürdüydü. Bu sene 25 gün falan sürüyor. Birden havaların rüzgarlı, sımarlı geçtiği için incir bu sene az sürecek. Peki şu an kilosunu ne kadardan satıyorsunuz? 10 TL. Kuru incir nasıl yapılıyor? Kuru incir bunları yarıyoruz. Gargı diye bir şey var, çığ. Onun üstüne seriyoruz. Güneşte kurutuluyor. Has doğal. Peki yaş incirle kuru incir arasındaki fark nedir? Fayda olarak veya farklı özellikleri var mı? Hayır, aynı aşağı yukarı. Onu da besterlik, reçellik için alıyorlar kuruyu esas. Korkutel Antalya tarafı. Bilir miyiz? İsmim Eyüp Gökçe. Buralıyım. İncirimiz nerenin mamülü? Kocaeli'ler Melli'nin. Adıyla Melli inciri. Peki Melli incirinin farkı nedir? Melli incirinin farkı içerisindeki aroması ve incirin susuz kır incirinin olması. Melli incirini başka bir yerde bulmak mümkün değil mi? Normalde içerisinin kırmızı olması sadece Melli'ye özü zaten. Hani Aydın inciri gibi büyük çaplı değil, küçük çaplı ve susuz olduğu için sadece bizim bölgede var zaten. Başka hiçbir yerde şu anlık yok. İncirin faydalarını bize anlatabilir misiniz? En önemlisi bağırsakların hepsini çalıştırıyor yani. Peki kuru incir nasıl yapıyorsunuz? Kuru incir sergenlerimiz var. Sergenler de güneşten korunarak kurutuyoruz ve ipe çiziyoruz. Veya besterlik olarak, reçellik olarak ayrı açık şekilde kurutuyoruz. Peki yaş incirle kuru incir arasındaki farklar neler? Biri kışlık, biri sezonluk. Sezonluk olan bir ay, kışlık olanı 9 ay boyunca tüketebiliriz. Fiyatlar ne durumda? Geçen seneye oranla bu seneki fiyatlar arasında? Geçen seneye göre biraz daha bu yıl pahalı, 10 liradan satış görüyor şu an.